Efendim merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yine yakın tarihin çok da fazla bilinmeyen ideolojilere kurban verilmiş, politik söylemlerle boğulmuş, tarihe bir türlü müsaade edilmeyen, tarihe müsaade edin ki tarih doğrusunu veya yanlışını ortaya çıkarsın, ve bir bilimsel tez olarak ortaya koysun. Tarihi asla müsaade edilmeyen, ideolojilerin, politikaların kurbanı edilen bir olaydan, bir isyandan, bir ayaklanmadan, bir Şeyh Said ayaklanmasından bahsetmek istiyoruz. Şeyh Said ayaklanması ya da diğer tabirle Kürt Said'in yaptığı Kürtçü ayaklanma, Kürdistan aşkına yapılan ilk ayaklanma olan Şeyh Said ayaklanması. Hadi gelin bunu konuşalım ama önce her hafta her programda artık aşina olduğunuz bir İstekte, ricada, temennide bulunmak istiyorum. Lütfen bize abone olun. Lütfen bizim abonelik sayılarımızı arttırın. Lütfen bizi kendinizle birlikte büyük bir aile haline getirin. 150 binlere dayandık, 150 bin olduk. Ee, 300 bin, 500 bin, 1 milyon olmamız gerekiyor. Çünkü bu kanalda yalnızca doğrular söyleniyor. Yalan yanlış, asla olmaz. Bazen bu taraftakiler bana kızıyor, yorumları okuyorum. Bazen bu taraftakiler bana kızıyor. Yorumları okuyorum. Kim kızarsa kızsın. Yeter ki tarih, yeter ki bilimsellik, yeter ki belgeler bana kızsın. Sizin kızmanız önemli ama tarihi bir önemi yok. Çünkü sizler bana duygusallıkla kızıyorsunuz. Yeter ki bana verilerin, kaynakların, belgelerin, delilleri dışında tarih adı verilen ilim kızmasın. Bizimle birlikte olun. Bize süper teşekkürde bulunan dostlar oluyor. Süper teşekkür edenler var. Onlara da hasaten teşekkür ediyorum. Sizin varlığınız bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Süper teşekkürde bulunan dostlar sağ olun, var olun, hep orada olun. Biz size hep tarih anlatalım. Teşekkürün her türlüsü. Abonelik, yorum, bir beğeni butonuna şöyle bir işaret var ya işte bu işaret. Bir beğeni butonuna basmanız bile bizim için teşekkür babındadır. Sevgili dostlar yakın tarihimizde demokratik bir takım atılımlar var. Demokratik anlamda tek parti hükümetinden sıkılan Mustafa Kemal Paşa şimdi tek parti dönemini, tek adam rejimini yıkan ancak onların yerine tek başına oturan bir Mustafa Kemal var. Padişahlık tek adamlıktır. CHP'de de 1923 ile 50 arasında tek adamlık rejimi var. Mustafa Kemal bu görüntüden rahatsız. En azından rahatsız olduğunu görüyoruz. Hareketleri ve aksiyonu o yönde. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1922'de saltanat kaldırıldı. 1924'te hilafet kaldırıldı. Bir takım icraatlar Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan kurumların bazılarını Atatürk kaldırıyor, lav ediyor. Bunlardan biri mesela Şeyhülislamlık mekamı. Mesela bunlardan biri Efkaf Nezareti. Mesela Marif Nezareti. Mesela Hilafet. Dini bir takım ritüellerle zenginleşmiş ve referans olarak kendisine dini, dini argümanları alan kurumları ortadan kaldırıyor. Seküler bir dünya görüşüyle layık bir rejim ortaya çıkartmak istiyor. Mustafa Kemal'in derdi referansını, kaynağını, background'unu, arkasına dayadığı gücü, İslam olmayan, din olmayan tamamen ladini, Tamamen dinsiz. Dinsizden şunu anlayın. Herhangi bir dini referansa dayanmaksızın seküler ve layık bir sistem istiyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden dini temellere dayanmayan dinsiz olan bir devlet mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada hilafeti kaldırıyor. Tam bu esnada bütün bu kaldırılmalara, bütün bu isyani hareketlere karşı gelen biz Kurtuluş Savaşı'nı bu yüzden yapmadık, biz milli mücadele harekatına bu yüzden girmedik, bu yapılan hareketler yanlıştır. Kurtuluş Savaşı milli mücadele ve kuvay milliye ruhuna isyan ediyoruz diyen ve Atatürk'e karşı çıkan Kazım Karabekirler, Rauf Orbaylar, Ali Fuat Cebesoylar, Ali Fethiler, Ali İhsanlar, Mersinli Cemaller, Cafer Tayyarlar, Atıf Beyler, Vehip Paşalar, Esat Paşalar vesaire, Cevat Paşalar, Seladin Adil Paşalar bir sürü paşa isyan ve itiraz ediyorlar. Ve meclisteki tek parti olan CHP'ye karşı terakkiperver cumhuriyet fırkasını koruyorlar dertleri dini temellendirmelerle bir devlet mekanizmasını ortadan kaldırmak değil. Devlet mekanizmasını var etmenin yanı sıra dini düşüncelere hürmetkar olmak, partinin programında böyle yazıyor, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, dini düşüncelere, dini efkara e, hürmetkardır der dini tarikatlara, dini cemaatlere yol verir, dine değer verir. Terakki perver din kavramını ortadan kaldırmak istemez. CHP ile birebir kopyala yapıştır bir parti programı olmasına rağmen CHP'de olmayan din maddesi tek bir madde terakki perverde vardır. Bu durumu gören, bu durumdan dolayı cesaret bulan dini tayfalar, dini cemaatler, dini dernekler, dini vakıflar, Müslümanlar, cami cemaati CHP'den yana saf tutmazlar. Terakki perverin arkasında, yanında, sağında, solunda, önünde saf tutarlar. Çok kısa bir zaman sonra kurulduktan çok aylar sonra bir halk heyulası bir halk çemberi terakki perveri karşılar. O esnada CHP, CHP'nin başında bulunan İsmet İnönü bir baskın erken seçim yapar. Halbuki o aralar Terakki Perver Partisi henüz şehirlerde, Anadolu şehirlerinde yapılanmaya gitmemiş, şubelerini açmamış, il başkanlarını dahi seçmemiş. Enes seçime girmenin birinci şartı Türkiye'deki illerin işte her yıl her seçim değişiyor, belli bir oranında temsilcilik kurmak. Teşkilat oluşturabilmek yani. Evet, il başkanı olması gerek. Bu önemli parti olmak için. Terakki Perver'in henüz Türkiye'nin üçte birinde teşkilatlandırması varken henüz Türkiye'nin yarısından çoğunda adı bile duyulmamışken İnönü erken baskın yerel seçim yapılır. Bu halk arasında tanınmayan bilinmeyen Kazım Karabekir ve Teraki perveri ortadan kaldırmak. Kazım Karabekir bilinmiyor mu halk tarafından? Hayır parti kurduğu bilinmiyor. Ha. Yoksa efsane bilinmez olur mu? Parti kurup CHP'ye rakip olduğu bilinmiyor. Ya bugünkü gibi radyo, televizyon, gazete yok. Haberler bugün Bugün Van'da bir olay oldu. Benim öğrenmem kaç dakika sürüyor? 15 dakika maksimum. Bu kadar. Son dakikaya düştü an. Belki de saniyeler. Niye biliyor musun? Canlı yayın yapıyorlar. Twitter'da gezerken o olay olduğunda orada canlı yayın yapan bir ne zaman o an öğreniyormuş. Işte. Olay oluyor mu? Ben de seyrediyorum. Bu kadar hızlı. Her şey bu kadar çabuk yayılırken o günlerde gazetede yazması gerekiyor. İlçe kurulması gerekiyor. Teşkilat kurulması gerekiyor ki haberdar olsun. Böyle bir oluşumda bu arada bu söylediklerim benim yorumum değil. Ben ben yorum yapmam. Ben yorum yapıp yanlış düşme, yanlış olmaktan korkarım. O günkü daha sonra o gün yapılanlardan pişman olan CHP'li vekillerin hatıralarında var. Sonra Karabekir'den yanı oluyor bunlar. Karabekir'in hatıraları, bu hatıralarına bunlar yansıyorlar. Paşaların Kavgası kitabında bu çok net olarak kaynak vereyim de kaynaksız konuşmayayım. Her programda Paşaların Kavgası kitabında bunlar madde madde yazmaktadır. İsmet Paşa erken seçim yapar. Sanır ki halk terakki, pervere, teveccüh göstermeyecek inanılmaz bir biçimde. Dini düşüncelere hürmetkardır cümlesinden dolayı. Herkes akın akın. Karabekir'in partisine oy verir. Karabekir'in partisi girdiği yere her yerde giremez bu arada. Atıyorum yani örnek olsun diye atıyorum. Doğru değil ha verdiğim bilgi. Örnek olsun. Gebze'de girer de Dilovası'nda giremez. Derince de giremez. Derince de giremez. Sebep? Derince'de ilçe başkanı yoktur. Derince'de belediye başkanı adayı yoktur. Organizasyon yok ya. Dolayısıyla her yerde giremez. Yani bin kalem varsa ilçeler, nahiyeler 300'ünde girer, 700'ünde giremez. Bu girdiği 300'ün tamamını alır. Hepsini. Hepsini alır. İzmir'i alır. İzmir'i. Bugün İzmir ne? Ama bugün İzmir o yani. O günkü İzmir'le bugün Hayır. İzmir bir bugün mi? Bugün İzmir ne? CHP'nin kalesi. Terlik koy alıyor. Doğru mu? Evet. Kendileri diyor terlik ben demiyorum. Onların lafı diye koyuyorum. Söylüyorum. Düşün bugünkü İzmir'i, bugünkü İzmir'den Terakki çıkıyor o gün. Demek ki o gün İzmir farklı bir sosyolojiye sahip. Dönüşüm yavaş yavaş olmuş. Ben nereden biliyorum? Ben senin yaşındayken, işte 20'li yaşlardayken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura vardı. O da Müslüman tarikatçı bir adamdı. Anavatan Partisi'nin belediye başkanı. Tarikatçı bir adam. Refah çok yakın. Ve İzmir Belediye Başkanı. Kaçtan bahsediyorum? 90'ların başından bahsediyorum. 20'li yaşlar işte. Bak dönüşüm 90'lardan sonra olmaya başlamış. Yaşlılar elenip gençler çıktı. Sen kaç yaşındaydın abi? Işte 20'ler, 19, 20, 90'lar. O yıllarda Burhan Özfatura bir araştırırsan bakarsın. Hatta ben şimdi söylemeyeyim 90'lar diyeyim. Sen yaz işte kaç yıllarında belediye başkanlığı yapmış. O yıllarda belediye başkanıyken ana vatanda adam ve Refah Partisi yakın. Abisi Mustafa Necati Özfatura da Türkiye Gazetesi'nin köşe yazarlarından biri. Bildiğin tarikatçı bir adam. Nakşi bir adam abisi de. Bu adam belediye başkanı İzmir'de. Ben senin yaşın, senin yaşlarındaydım. Tam senin yaşında değildim. Özfatura orada başkanken. Şimdi İzmir'i bile almış terakki perver. Şimdi her tarafa alıyor. Anlaşılan o ki yavaş yavaş örgütlenmeler de olacak. Yavaş yavaş Türkiye'yi kapsayacak. Yavaş yavaş Türkiye'yi yere geçirecek. Ve CHP ortadan kalkacak. Bu durum CHP açısından tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Ne yapmaları gerekiyor? Terakki perveri kapatmaları gerek. Bir bahane lazım. Tam da işte o bahane o günlerde ortaya çıktı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kanunların çerçevesinde konuştuğumuz için Şeyh Said olayını CHP çıkarttı diyemem. Yani derim de demem. Sıkıntı olur. Sıkıntılarla uğraşamam. İzleyenler sonuçtan bir şey çıkarsın. Terakki perverin yükselmeye başladığı dönemde bir isyan çıkar. Bu isyan Urfa merkezli bir Şeyh Said, Kürt Said, Kürtçü Said, devlet düşmanı Said darbesidir. Şeyh Said medreselerden mezundur. Kürtlerin medreseleri meşhurdur. Benim yüksek lisanstan hocam İsmail Kara, Profesör Doktor İsmail Kara bir gün şöyle söylemişti. Sosyolojik meseleler ve kuramlar dersin. Şöyle söylemişti. Sistem, rejim, bir dozer gibi Türkiye'nin batısında bulunan dergahları tekkeleri ve tarikatları ezdi geçti. Fakat eli gücü doğudaki medreselere ulaşamadı. Doğudaki medreseleri kapatmak için askerler göndermek lazım, halkla karşı karşıya kalmak lazım uzun hikaye. Batı'da medreseler ortadan kalkmış, mürşitler ve müritler tırpanlanıp cezalandırılırken doğuda hala medrese, tekke ve dergahlar faaliyet halindeydi. İşte o günlerdeki o dergahlar ve tekkeler Kürt tarikatları faaliyet gösterdi kapatılamadı. Merdiven altına indiler ama hala varlıklarını muhafaza ettiler. İsmail Kara diyor ki yumuşama zamanında, adnan Menderes döneminde batıda medrese oluşumları başladığında batıdaki medreseleri doğudaki kürp medreseleri besledi, suladı. Bugün bakarsan bütün tarikatların Hemen hemen bütün tarikatların menşei doğudur, menzildir. Siir tillodur mesela. Abdülhakim Arvasi mesela e, tilloludur. Hepsi doğudan gelmiştir. Kadiriler, Nakşiler, Halvetiler, Celvetiler, Cerrahiler. Bunlar, Ki hala ana mer merkezleri de doğu zaten. Hala. hala ana merkezleri doğudur. Bu aslında batıda o kadar kuvvetliydi ama tekke ve dergahlar kapatılırken batıyı ezince doğu kaldı. Sonra doğu batıyı bir daha besledi. Bugünkü hal aldı Menderes devrine itibaren. O günlerde Said'in içinde bulunduğu tarikat ve medrese yapısı hala varlığını koruyordu. Her yerde söylüyor Enes diyor ki mesela elimde olsa bu dinsiz TC'yi ortadan kaldırır. Tekrar hilafeti, tekrar saltanatı, tekrar tekkeleri tekrar dergahları, tekrar medreseleri ortaya çıkaracak bir devlet kurarım. İsyan var mı? Var. Devleti ortadan kaldırma teşebbüs ve düşüncesi var mı? Var. Eğer duyarsan bir gün, Şeyh Said ayaklanması diye bir ayaklanma yoktur, yalan inanma var. Hem de böyle var ya kilolarca ağırlığında var ortada mıh gibi duruyor. Problem şu, Şeyh Said ayaklanması bir dini ayaklanma, bir Kürt ayaklanması değildir. Peki niye dini bir ayaklanmayı devlet, o günkü sistem Kürt ayaklanması diye ortaya koydu? Bunu programın sonunda ifade edeceğim. Adamın derdi hilafet. Bak adamın derdi devleti yıkmak. Şimdi söylemeyeceğim, sen de sorma. Atatürk hakkında bir laflar ediyor Of. Kamera kapalıca söylersin bana. Söylerim. Ne lafları diyor Türk Hakkı? Zerre sevmiyor. Şey de sevmiyor bu arada. Türkiye Cumhuriyeti de sevmiyor. Osmanlı'yı? Laik çok seviyor. Osmanlı müfrezelerinde Kuvayi Milliye'de ve Kazım Karabekir'in emrinde Ermenilerle savaştı. Osmanlı var olsun diye bütün adamların aşiretini orduya gönderdi. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? İyi ki hatırlattın. İnkılap tarihi kitaplarında yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler diye ki cemiyet var değil mi? Evet. Yararlı cemiyetleri saydıktan sonra zararlı cemiyetleri söylerler, değil mi? Pontus, Ruh falan. Evet, Mavrimira, Kınçak, Südyun gibi cemiyetler söyler. İslam teali cemiyetini söyler. Onlardan biri olarak şeyi söyler, Kürt teali cemiyetini. Açılımında da şunu yazar. Türkiye'den toprak kopartmak, doğuda belirli topraklarda Kürdistan diye bir devlet kurmak. Bu noktada İngilizlerle işbirliği yapmıştır, tamam mı? Tamam. Bu kadar basit. Ötesini söylemez. Bir Allah kulu öğrenci de sormaz. Peki ne oldu bu Kürt Ali Cemiyeti? Akıbeti ne oldu? Merak edip sormaz. Niye biliyor musun? Türkiye'deki eğitim sistemi merak üzerine değil, sınavda ne çıkar üzerinedir. Çünkü konunun tamamını öğrenmek isteyen, merak edip kitapta yazmayanını sorar. Kitapta yazmıyor, onu öğrenmek istediği için sorar. Ama... Ama bu öğrencilerden kaynaklı değil kesinlikle. Tamamen sistemden kaynak. Öğrenciyi bu hale getiren sistemdir kardeş. Öğrenci sonuçtur, sebep değildir. Biz sebebi kızıyoruz, sonuca değil. O hatta bir şey söyleyeyim mi? Öğrenciler mazlumdur ya garibandır. Kurbandır çocuklar ya. Yani. Benim düşüncelerim bunlardır. Hiçbir çocuk sormaz ne oldu bunlara diye. Onun için mühim olan şey mümkün olduğu kadar az bilgi ve hap bilgi almak. Hap gibi az bilgi, cümleler almak. Çünkü sanırım bu, bu çıkar mı? Bu kadar basit. Ben söyleyeyim. Kürt Taali Cemiyeti'ni İngilizler tarafından para alarak, İngilizler tarafından fonlanarak ülkede bir Kürdistan kurmak için kurulan şerefsiz Kürt Taali Cemiyeti sanırım duygularımı ifade ettim. Sevmediğini anlamışlardır artık. Evet. Şeyh Said isimli dini ritüellerle beslenmiş Müslüman Kürtler tarafından taşlarla, sopalarla gavurun ekmeğini yiyen, gavurun türküsünü söyler der. İngilizlerden para alan İngilizlerin devletini kurar derler. Taşlarla, sopalarla Kürt ve Ali Cemiyeti'nin genel merkezini basarlar ve cemiyeti kapatırlar. Şimdi Kürt ve Ali Cemiyeti'ni kimler kurdu? Kürtler. Kimler yıktı? Kürtler mi? Kürtler. Şeyh Said önderliğindeki Müslüman Kürtler yıktı. Kürtler de Türkler gibi ikiye ayrıldı kardeşim. Layık Kürtler, Müslüman Kürtler. Layık Türkler, Müslüman Türkler gibi ikiye ayrıldılar. Layık Kürtlerin kurduğu Kürt Teali Cemiyetini Müslüman Kürtler yıktı. Türkiye Cumhuriyeti yıkmadı Enes Kürt Teali Cemiyeti. Kuvayi Milliye de yıkmadı. Ha dur yanlış söylüyorum. Kuvayi Milliye yıktı. Ama hangi Kuvayi Milliye? Kürtlerin oluşturduğu ve daha sonraki zamanlarda Kazım Karabekir Paşa'nın emrinde 15. Kolordu Komutanlığı'nın himayesinde Ermenilerle ve Ruslarla ve Gürcülerle savaşan o Müslüman, o kahraman o güzel insanlar yıktılar şerefsiz Kürt talihi cemiyetini. Şimdi böyle anlatmak gerekiyor biliyor musun? Yoksa düşünsene Enes sen Kürtsün kardeşim olma ihtimalim vardı. 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 Olmadı. Ama ol, olabilirdi. Sınıfta oturuyorsun öğretmenin biri Kürtler isyan çıkarttılar. Kürdistan kurmak istediler. Türkiye'ye zarar vermek istediler. İngilizlerle birleştiler. İngiliz parası yediler. Şerefsizler, soysuzlar, kansızlar dedi ve dedi ki bunlar Kürt'e Ali Cemiyeti'ni kurdular. Üzülür müsün bir Kürt olarak? Tabii doğal olarak. Yani baskın bir ırkçılık yapılır sonuçta. Orada. Evet ama şunu da desene olur. Bu şerefsiz Kürtlerin kurduğu Kürt Ali'yi haysiyetli, şerefli, Müslüman ve devletçi olan Kürtler basıp yıktılar. Ha dersin ki işte bu ya. Şimdi bu Şeyh Said isyanını da Kürt Ali Cemiyeti'ni basan Şeyh Said çıkarttı. Bu adamın derdi Kürtçülük değil yani. Kürtçülük değil. Bir gün kardeşi Abdurrahim'in oğlunun düğününde gözlerine sürme çekmiş. Kürtlerde göze sürme çekmek demek süslenmek ve artık ağır abi olmak demektir. Düğün evine gitmiş ve Şeyh Said şeydir. Düğün evinin abisi değildir. O bölgenin Otoritesi ağasıdır. Yani ne diyelim ona? Akil insanı, ombudsmanıdır yani. Orada ağır ağır oturup el öptürürken içeriye iki tane asker girer. Derler ki burada devleti yıkmak isteyen devlet düşmanı iki adam varmış. Bu arada Said de onlardan biri. Kim diye sorar Şeyh Said. Derler ki ismi şu şu. Der ki bak benim adım Şeyh Said. Benim Askersin, bilmezsin. Bu bölgede beni sor herkes bilir. Kaymakamdan, validen çok geçer benim sözüm. Size Şeyh Said sözü. Şimdi bu düğün yapılıyor. Askerler girmesin buraya. Değil mi? Hoş olmaz. Doğal olarak oradan birini kelepçeliyip çıkacaklar. Aynen öyle. Size söz, düğün bitince onları kendi elimle ben getirir. Askerler ki ben Said Mahit bilmem. Said ki ben gider alırım. Bunun üzerine Abdurrahim der ki düğünün sahibi. Bak durum burada. Abimin yanında durun, şehzeli yanında durun. O iki adamı ben buraya getireyim, koluna gireyim, getireyim. Bak adamlar vermeyeceğim demiyor. Düğüne girip kadını, çoluğu, çocuğu korkutmayın diyor. Asker güne içeri. güvenemez ama sonuçta abi bir yerde de. Asker diyor ki olmaz ben güvenmiyorum gidip alacağım diyor. Ya o da haklı, o da haklı. O da diyor ki dur burada ben gidip alacağım. Abim rehin diyor bak abim rehin. Abim kefil. Onlar Said'in ağırlığını bilmiyorlar ya. Olmaz diyorlar gireceğiz. Bunun üzerine Abdurrahim sen kimin evine giriyorsun deyip bir askerin göğsüne tokatı basıyor. İtiyor yani. O asker düşerken diğeri silaha davranıyor. doğal olarak. Silaha davranınca bu Kürtlerin silahı var mı? Var tabii. Sıkıyorlar hala yukarı değil mi? Bunlar sıkıyorlar. Önce silaha davrananı... Ardından yere düşenisi öldürüyorlar. Bir de dışarıda askerler var ya, onlar silah sesi duyunca içeri giriyorlar. Başlıyor çatışmaya. Bir sürü asker. Ben şunu söyleyeyim bak. Benim takiye yapmayacağım bilirsin. İçimden geçeni ben söylerim. İnşallah o askerler şehittir. Çünkü adamların derdi vatanı korumak. Vatan düşmanları var deyip git alıyorlar. Onlar senin deden olabilir. Düzceli meme daha olabilirler yani. Askerlik yapıyor Urfa'da değil mi? Yani ben de gittim Van'da askerlik yaptım. Olur yani. İnşallah şehitli çünkü niyetleri iyi. Bu tarafta onları vurur. Ne oldu kardeşim? Daha mı iyi oldu bu arada? Daha mı girip iki kişi alıp çıkacaktı. Aynen öyle. Ortalık karıştı, düğün bozuldu. Bu esnada devleti karşılarına aldılar mı? Aldılar. Hemen Şeyh Said ortalığı haber saldı, oluşum yaptı ve dedi ki bizim derdimiz kafir diyorlar tamam mı? Devlet için kafir diyorlar. Şimdi bu zabıtlarda var ya rahat konuşabilirim. Bizim derdimiz kafir devletle, askerle değil. Asker onun bunun çocuğu. Yani senin benim çocuğum işte yani. Asker garibandır. Askerle uğraşmıyoruz. Biz bu devleti yıkacağız. İslamlık ve hilafet merkezli bir devlet kuracağız diyor. Padişah kim? Şeyh Said. Muhtemelen padişah olarak kendini düşünmez de Atatürk'ün sürgüne gönderdiği Osmanoğlu ailesi var ya, onları çağırır. Bu arada Vahdettin hala hayatta İtalya Sanremo'da. Muhtemelen Vahdettin'i çağırır. Ama ne olacak Şeyh Said'de? Şeyh'in Şeyh Said, İslam Diyelim olmadı. Sadrazam. Ya da paşa ve beylerbeyi. Paşa sıfatıyla olur. Olur muhtemelen. Bu savaş büyür, bu kavga büyür. Herkesi çağırır. Bir şey söyleyeyim. Etrafta bulunan Türkmen, Türkmen aşiretlerine de haber salarlar. Türkmen aşiretlerinde bir kısmı dini ayaklanma olan bu ayaklanmaya katılır. Kürtlerin de tamamı katılmaz. Tunceli'de bulunan Kürt aşiretleri Kürt Alevileri Atatürk'e haber verirler, İnönü'ye haber verirler. Derler ki Şeyh Said bize mektup gönderiyor. Ondan yana olalım diye biz katılmıyoruz ona. Biz devletçiyiz derler. Kürtlerin bir kısmı devletçi, devletten kısıt layık devletçi. Bunlar da devletçi ama İslam devletçisi. Ama şu anda sonuçta layık bir devlet var yani doğal olarak devletçi olmuyorlar. Ancak şunu da unutmayalım ve parati içinde konuşalım. Şeyh Said de, Şeyh Said'in aşiretleri de Türkiye Cumhuriyeti kurulsun diye sonuna kadar Kuvayi Milliye de savaştılar. Yunanlılarla, İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, Ermenilerle bu adamlar da savaştı. Atatürk'te Osmanlı'yı kurtarmak için savaştı. Atatürk'ün emrinde savaştı bunlar. Hani Atatürk'ü Osmanlı'yı kurtaracak zannettikleri için. Hatırlıyor musun bir programda bunu evet. söylemiştim. O yüzden destek verdiler. En sonunda kurtulduktan sonra Atatürk bunlardan kurtuldu. Önce düşmandan kurtuldu sonra bunlardan kurtuldu. Bunlarda bir aldatılmak hissi var. Haklılar mı? Sonuna kadar geldiler sonunda adamların hissiyatı haklı aldatılma hissiyatı ve isyan etti. İtiraz ettiler. Bir baktılar dergahlar, tekkeler, medreseler, hilafet. Allah'ım her gün biri kapatılıyor. Ve bu adamlar tutunacak dal bulamadılar ve isyan etti. Bu isyan 6 ay sürdü. Şeyh Said o kadar kuvvetlendi ki bölgelere vali, kaymakam, belediye başkanı, milli eğitim müdürü atıyor. O kadar. Mevcut hükümet baş edemediği için kaybediyoruz. Devletin yarısı gidiyor Enes. Ülkenin yarısı gidiyor. Bunun üzerine takrir sükun adı verilen zorla bastıra bastıra vura kıra kanunu çıktı. İsmet İnönü başa geçti. Bu arada İnönü de bir Kürt'tür. O da, o, da bir Kürt. Bitlisli Kürt İnönü de. İnönü başa geçti. Ve iki kuvvet çarpıştı. Savaşmayı ben kabul etmiyorum. PKK ile bir şu an savaşmıyoruz. Ya tabii çarpışma var. Savaşma iki devlet arasında olur. Biz bahçemizin önündeki pislikleri temizliyoruz o kadar. O yüzden savaşmak demiyorum. Çünkü devlet değil orası. Çatışma. Atatürk de aynısını yapmıştı. Ha. Tabii. Bu çatışmada farkında mısın? Ben ortada duruyorum. Yani bir tarafa durmuyorum. Savaşma dersem Türkiye haksızlık olur. Onlar çünkü devlet değil. Bunlar çarpıştılar, çatıştılar ve sonunda Şeyh Said galip gelecekken dur. Şeyh Said'in kayınbiraderi ve aynı zamanda yaveri devletle anlaştı. Şeyh Said'i yakaladı ve güvenlik kuvvetlerine teslim etti. Yaverler çok tehlikelidir. Vahdettin'in de yaveri Atatürk'tü. Sultan Vahdettin'in de yaveri Atatürk'tü. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaveri de FETÖ'cüydü. 50 santim arkasında duran adam var ya o da FETÖ'cüymüş. Yaverler çok önemli insanlardır. Mağlubiyet ve galibiyet yaverden geçer. Bu anlamda çok tehlikelidir yaverler. İyi olmak lazım. Şeyh Said'i yakaladılar. Mahkemeye getirdiler. Şimdi geldik özete, finale. Sen hakimsin, ben Şeyh Said'im. Ben Kürtçü bir ayaklanma çıkarttım. Türkiye'den toprak kopartıp Kürdistan kurmak istiyorum. Yakalandım, önündeyim. Ne sorarsın bana? Neden isyan çıkardın derim. Başka? Neden Kürtçü bir isyan çıkardın derim. Evet. Neden Kürt kelimesini, Türk kelimesine üstün gördüm dersin. Hep Kürtlükten sorarsın değil mi? Evet. İstiklal mahkemeleri, zabıtları ortada kardeş. Kitap olarak ortada. Bir tek benim evimde yok. Burayı kurcalarsak Resul'de bile vardır mahkeme zabıtları. O zabıtlarda 28 sayfa. Hakim soruyor. Şeyh Said delikanlı biçimde kıvırmadan, kıvırmadan yıkacaktık, kuracaktık. idam edecektik kıvırmıyor ha. Yüzüne yüzüne bam bam söylüyor. Bir tek soruda Kürtlük kelimesi geçmiyor. Bir tek soruda Kürt yok. Neden hadiyefiliği istiyorsun? Neden şeriat düzeni istiyorsun? Neden tekke ve dergahlardan bu kadar memnunsun? Sonra şunu söylüyor. Bölgedeki bir tek Kürtler mi Müslüman? Türkler Müslüman değil mi diye sorduğunda bir tek orada Kürt Türk var. Şeyh Said diyor ki olur mu öyle şey? Benim arkamdakilerin yarısına yakını Türk diyor. Türkmen aşiretleri var benim arkamda. Bir sürü diyor. Elazığ'dan var, Erzincan'dan var, Urfa'dan var. Türkmen aşiretleri benim arkamda. Ben Türk, Kürt bilmem. Ben Müslüman bilirim, onlar da Müslüman diyor. Ve bir İslam ayaklanması çıkartıyor. Şimdi gelelim soruya. En son bitiriyorum artık. Neden devletin resmi yayın organları, gazeteler, mecmualar neden İslami tandanslı hilafet kurulması için hilafet devletini kurmak için yapılan bu isyanı gazetelerde Kürtçü, Kürdistancı isyanı diye anlatıyor. Bu gazetelerin derdi ne olabilir? Herhalde halkın İslamcı bir isyan olduğunda verebileceği herhangi bir destekten çekinilmiş olabilirler. Aklın yolu bir Enes. Henüz hilafetin kaldırılmasından yıl geçmemiş kardeşim. Aylar geçmiş. 1924 3 Mart'ta hilafet kaldırıldı. 1925'te de bu isyan çıktı. Daha yıl değil aylar geçmiş. Milletin bin yıllık hilafet damarı Düşünsene bin yıl. Sen bugün cumhuriyetçi misin? Evet. Demokrasici misin? Evet. İster misin kaldırılmasını? İstemem tabii. Kaldırıldı başka bir şey kurdu. Cumhuriyetçi damarın değişir mi bir anda? Bir anda değişmez. Değişmez. Değişirse problem var demektir ha. Düşünsene bin yıldır hilafetle, şeriatla, şehiristanlıkla idare edilen bu topraklarda bir anda hilafet kaldırıldı, layıklık getirildi. Şimdi bu adamların içindeki genlerine işlemiş, damarlarında kan olarak akan bu duygular değişecek mi? Değişmez tabii. Ya mümkün değil değişmesi. Eğer dese ki sistem hilafeti isteyen, şeriatçı bir devlet kurmak isteyen Şeyhülislamcı padişahçı Sayit ayaklanma çıkarttı desem, Urfa'dan bir haber yaşayan Samsun Bafralı benim dedem Dursun Anapalı, o günlerdeki dediğim babasından bahsediyorum. Dursun Anapalı da okusa gazeteyi, kardeşim der adam doğru söylüyor ya. Ulan layıklık nedir ya? Ulan layıklık ne kardeşim? Adam doğmuş, büyümüş, ölmüş, hilafet, şeriat. Şeriat kardeşim der, o da belki de isyana katılır. Düzce'deki Müslümanlar, Ankara'daki Müslüman, Samsun'daki Müslümanlar da Sayit doğru yapıyor derler mi? Deme ihtimalleri var. Var. Peki Müslüman değil de şey deseler. Kürtçü Sayit Türkiye'den toprak kopartıp bak baba baba toprak kopartıyor ülkeden Kürdistan kuracak deseler benim dedem Samsun'dan senin deden Düzce'den ne der? Şey. Küfür eder yani. Düzce'den de değil bu arada da. Yani İzmit'ten senin deden ne der? Şerefsiz bilmem neyin çocuğu der. Ulan alçak herif der. Biz bu ülkeyi savaşarak kazandık. Bölmek ne demek der mi? Der. der. Gördün mü? Neden İslami ayaklanma çıkartan Sayit bir anda Kürtçü Sayit haline geldi? Tamamen bir algı operasyonu, sistematik bir devlet operasyonu. Sevgili dostlar, Benimle aynı düşünmeyebilirsiniz. Ne düşünürseniz düşünün. Yeter ki kaynaklı, belgeli düşünün. Canım size fedadır. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.